Diş Hekimleri Birliği'nden Serdar Sütçü arkadaşımız sunumunu yapacak. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu kongrede emeği geçen herkese bir kez daha başta sınav olmak üzere teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle 2 dakika isteyerek beyefendinin sormuş olduğu soruya Diş Hekimleri Birliği açısından da bir cevap vermek istiyorum. Şimdi şiddet yönünde baktığımız zaman hasta hakları kurullarına gelen şikayetlerin diş hekimleriyle ilgili olan kısmı %8 ve burada bunun %60'a yakını hastaneden gerekli hizmeti alamama ve itibar görememe kısmı yatıyor. Bugün itibariyle ağız iç sağlığı merkezleri Bakan Bey'in açıklamasıyla 3 milyon dolgu yaptık dediği zaman toplumun tedavi gereksiniminin %5'ine yanıt verebiliyor. Yani dolayısıyla toplumun tedavi ihtiyacı çok çok daha fazla. Dolayısıyla buradaki şiddetle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diş hekimlerine yönelik veya sağlık çalışanlarına hepsine yönelik şiddet olarak değerlendirdiğimiz zaman orada randevu veren taşeron çalışan dahil olmak üzere performanstan kaynaklanan dedik işte bu hasta yoğunluğu, insanlara işte yeterince zaman ayıramama, nitelikli sağlık hizmeti verememe konusunda bir sunum yapmıştık. Tabii bir başhekim milletvekili yeterince performans konusunun ve bu yoğunlukla ilgili tatmin olmadığını söylemişti. Burada biraz önce konuşulan gündemdeki bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Hasta hakları ile ilgili. 1998 yılında bu hasta hakları yönergesinin yanlış çıktığını burada meslek örgütü temsilcisinin bulunmamasının çok önemli bir yanlış olduğunu, dolayısıyla hasta hakları kurullarında endikasyonların tartışıldığını, dolayısıyla hasta hakları kurullarına baktığımız zaman raporlarına hiçbir önleyici ve düzenleyici çalışma ve şey yoktur. Çünkü burada hasta haklarına neden olan nedenler ortaya konulmuyor. Dolayısıyla düzenleyici, önleyici faaliyetler yapılmıyor. Hasta hakları konusunda eğer böyle önleyici, düzenleyici çalışmalar yapılacak olsa önce sorunu ortaya koymak lazım. Artan iş yükünü, performanslar, bunların devreye girmesi lazım. Dolayısıyla biz Ankara Diş Hekimleri Odası Başkan Vekiliyken hastanede bir arkadaşımın, bayan arkadaşımın yönelik hakaret olayına kendimi karıştırıp hasta hakları kurullarının iptali için mahkemeye bir dava açmıştık. Dava hala duruşmalı olarak zaman içerisinde sonuçlanacak. Bunu da umarım duyuracağız. Şimdi biz bu konuda bugünkü oturumların Halk Sağlığı Meclisi yönündeki işte o kararların çıktığı bir forum şekline dönmesi açısından daha yararlı olacağını düşünerek kısa bir sunum yapacağım. Bu sunumda da özellikle sağlık çalışanlarına yönelik sağlığını riske atan durumlarla ilgili bir tablo üzerinde bir değerlendirme yapacağım. Ondan sonra da zaten bununla ilgili olarak ortaklaşa söz söyleyeceğiz. Diş hekimliği uygulamalarına baktığımız zaman bu uygulamalar özellikle İyi duyma, derinlik anlayışı, el becerisiyle birlikte psikomotor beceri, uzun süreli işlemler nedeniyle de bedenin genel duruşunun korunması gibi çeşitli fiziksel, zihinsel dikkat, fiziksel nitelikler, doğru karar verme yeteneği, iyi bir iletişim, idari ve beceriler gerektiriyor. Dolayısıyla zaman içerisinde bu yeteneklerden azalma olması da verimliliği düşürüyor. Çok dar bir alanda çalışıyoruz. Bu da fiziksel ve mental olarak titiz bir çalışma gerektiriyor. Bu yorucu koşullar özellikle zaman içerisinde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına yol açıyor.
Mesleki tehlike kavramı kişinin mesleğini yapma sırasında maruz kaldığı riskleri tanımlıyor. Bu ekipte yer alan bütün çalışanların karşılaştığı risk faktörlerine baktığımız zaman güvenlik riskleri, fiziksel tehditler, biyolojik tehlikeler, kimyasal, ergonomik tehlikeler ve psikolojik tehlikeler yer almakta ve bunlar da ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Enfeksiyon hastalıklar açısından büyük bir risk grubu. Bir tane örnek vermek istiyorum. Çok sivri bir son dediğimiz bu karieslerin periodontal hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan bir sondla en çok insanların, sağlık çalışanların bunları yıkama esnasında, hekimlerin de bunları kullanma esnasında bir takım dikkatsizlikler sonucunda yaralanmalar oluşuyor. Baktığımız zaman 250 kişilik yapılan bir çalışmada arkadaşlar %69 son bir yıl içerisinde, %19 da son bir ayda perfen yaralanmalar yaşandığını gözlemekteyiz. Biraz enfeksiyonlar açısından bir çalışma örneği vereceğim. Girişimsel işlemler sırasında sağlık personeline hepatit B virüsü geçme olasılığı milyonda 2400. Ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda sağlık çalışanlarında hepatit C virüs sıklığının %0.2-2.6 arasında değiştiği görülmüş. İş hekimliği çalışanlarında %0.5 iken hemşireler arasında %2.1 olarak daha yüksek oranda bulunmuştur. Burada yine 250 diş hekimi üzerinde yapılan çalışmalarda %82 mukloskletel ağrılar, varisler %30 ve 11 yıl üzeri çalışanlarda bu risklerin artan oranlarda oluştuğunu gözlemekteyiz. Yine ki influenza, kızamık, kaba kulak, kızamıkçık, variseller, herpes simplex virüsleriyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Görme problemleri özellikle göze yabancı cisim bu sağlık çalışanlarında özellikle teknisyenlerde de diş hekimlerinde de sıklıkla gördüğümüz yabancı cisim kaçması. %71'inde göz problemi, %32'sinin sonradan geliştiği araştırmalarda ortaya çıkmış. Yine işte titreşimlerle ve sesli çalışan aletler nedeniyle özellikle işitme kayıpları söz konusu. Titreşimlerde karpal tünel sendromları. Alerji ve toksite açısından baktığımızda %20 eldiven alerjisi, %5 dezenfektanlar ve %54.8 deterjanlara karşı bir alerjik reaksiyonların gözlemliği bulunmuştur. Burada radyasyon, stres ve tükenmişlik sendromundan sabahki oturumlarda bahsedildi. Özellikle yapılan bir çalışmada yüksek duygusallık tükenmişlik oranının %50.2 oranında olduğu, yüksek duyarsızlaşmasının %17 ve düşük kişisel başarı düzeyine sahip olduğu kişilerde %59.960'lara varan oranda bir istatistiki sonuçlar verilmiştir. Özellikle burada sağlık çalışanlarından önemli bir paragraf açmak istediğim bir konuda diş teknisyenleri konusu. En önemli risk grubu olan diş teknisyenleri içinde durum çok çok olumsuz gözükmekte. Biraz sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, Sağlık Çalışma Bakanlığı'nda yapılmış ve dışarıya yansıtılmamış bir çalışma var. Hani biraz önce de söyledik. Mesela bir tiroid koruyuculuğu olmaması nedeniyle panoramik radyografilerdeki şeylerin tiroid kanserlerine yol açacağı konusundaki bir profesörün açıklaması hiçbir altyapı araştırılmadan bir haber ajansında birinci derecede haber olarak verildi. Ama teknisyenlerin iş yükünün hemen arttırılması, radyoloji çalışanlarının günlük çektikleri radyografi sayısının arttırılması tabii ki hiçbir itibar görmedi. Bu da olayların yer almaması ve insanların farkındalığının azalması konusunda önemli bir nokta olarak görüyorum. Burada diş protez yapılma çeşitli aşamalardan oluşmakta ve bu aşamalarda bunların her aşamasının toksik olduğunu görmekteyiz. Biraz sonra göstereceğim bir tabloda baktığımız zaman alçı dökerek ilk işlem yaptığımız zaman alçı tozlarının daha sonra bunların mum olarak döküme girmeden mum çalışması içerisinde yapıldığı zaman bu mumun çıkarttığı duman nedeniyle hidrokarbon ve esterlerden döküm esnasına geçtiğinde işte silika
silisyum, alüminyum, titanyum, bor, molibden, berilyum gibi özellikle maruziyetlere maruz kalmaları. Tesviye esnasında biraz önce söylediğim metal tozların göze kaçması, bunların solunması, kumlama en önemli işte biraz önce kod işlerine söylendi. Aynı işlemlerin kumlama ve cihaz cilalamada özellikle bu işlemlerde çok böyle kalifiye bir yapılması gereken kişilerin yapacağı işlemler olmadığı için daha mesleğe yeni adım atmış, işini öğrenecek kişilerin çok genç yaşlarda maruz kaldığı sağlık sorunlarına yol açıyor. Yine bitim aşamasında da birçok kimyasallarla karşı karşıya geliyor. Bu işlemler sırasında metal, silika ve akrilik tozları gibi zararlı maddeler ortam havasına karışıyor ve iş teknisyenleri bunu solumak zorunda kalıyor. Metal döküm, tesviye ve kumlama işlemleri sırasında metal oksitlerine, tozlarına ve silika tozlarına maruziyetler söz konusu. Akrilik yaygın kullanım alanı bulan önemli bir, çok önemli bir risk faktörü. Ponza taşı, volkanik bir kayaç türü, potasyum, sodyum ve %60-75 oranında silika içeriyor. Evet, baktığımız zaman bunlar hepimizin burada iki gün içerisinde defalarca dolaylı yollardan da ifade edildiği toksik olarak, madde olarak birçok yerde karşımıza çıktı. Özellikle ucuz ihaleler ve toplu işlerdeki alımlarda bunlar çok önemli oluyor. Şimdi burada silikozisin nedeni olan silika ve silikatlar diş protez malzemelerinin uygulamalarının birçoğunda karşımıza çıkıyor. Özellikle döküm maddelerindeki rövetmen malzemelerinin yapısında da silika ve silikatlara rastlanmak mümkün. Burada pnömokonyozdan çok fazla bahsetmeyeceğim. Burada hepimiz bunlarla ilgili bir fikir sahibi var. Özellikle zamandan tasarruf açısından. Burada mesleklerinin en cahil yıllarında, en yüksek riskli alanda korunmasız çalışanlarda bu çok önemli bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Diş teknisyenlerinde gördüğümüz ağır pnömokonyoz vakalarında genellikle bu öykünün olduğunu da görüyoruz. Şimdi bakılmış çalışanlara özel sektörde daha fazla olmuş kamu kesiminden. Neden? Bunun nedeni 200 bin parça iş ihalesi alıyorlar. Dolayısıyla 200 bin parça iş ihalesi alan kişilerde mesela kamuda çalışan bazı diş teknisyeni arkadaşlarımıza da teklif ediyorlar. 5'ten sonra gel çalış. Çünkü o iş yükünü karşılayacak potansiyeldeki bir elemanı yok. O iş yükünü karşılayacak 50 bin işlik mesela bir iş potansiyeli varken ihalelerde 50-200 bin kadar parça iş alınabiliyor. Ve baktığımız zaman iki kişiden birinde özelde çalışanlarda pnömokonyoz gözlenirken kamu kesiminde bunun onda bir olduğunu görmekteyiz. Yine burada diğer cilt, göz, kas, iskelet sistemi hastalıklarından söz edebiliriz. Burada son olarak bahsedeceğim bir çalışma, bir müfettişin raporu. Bu rapor hiç yansımadı. Bir şekilde biz bu rapora sahip olduk. Bakıldığı zaman pnömokonyoz ve gürültü kaynakları vesaire açısından 2011 yılında 4 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ve burada 81 laboratuvar inceleniyor. Bu 81 laboratuvar içerisinde Ankara, Adana vesaire böyle çeşitli illerde bakıldığı zaman 272 kişide 41 kişide hastalık görülüyor. %15 oranıyla önemli bir oran. Adana'da 157 kişide 38 kişide hastalık görülüyor. %24.2 çok önemli bir oran. Ve total olarak baktığımız zaman burada silikozis şüphesi olanların sayısı %10'larda. İşte burada çağrılan kişi içerisine baktığımız zaman tanık olunan kişi sayısı %1.16 diye geçmiş. Çok önemli sayıda değerlerimiz var. Bu laboratuvarlar değerlendirildiği zaman, değerlendirme sonuçlarına bakıldığı zaman 64'ünde mesela genel havalandırma ile ilgili bir sistemin olduğu, lokal havalandırma ile ilgili bir sistemin olduğu gözlenmiş ama %7'sinde bunların kontrol edilerek sağlıklı çalışıp çalışmadığı ancak incelenmiş doğru olarak. Burada malzeme güvenlik formlarında %3 laboratuvarda kimyasal kutular üzerinde bilgi etiketinin olduğu gözlenmiş. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için düzenlenecek sağlık raporunda iki laboratuvarda
olumlu olarak bulunmuş, çarpıcı olanları söylüyorum. Kumlama cihazı güvenliğine baktığımız zaman kumlama cihazı toz tutma donanımının bu 81 laboratuvar içerisinde 26 laboratuvarda doğru olarak çalıştırıldığı gözlenmiş. Yine bunlarla ilgili önemli bilgiler var. Şimdi 1196 mevzuata aykırı durum tespit edilmiş. Bir iş yerinde sağlıklı olduğunu herkesin görülmüş. Bir iş yerinde dört sigortasız çalışan gözlenmiş. 772 laboratuvarda 558 ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar var. Noksansız iş yeri yok. Yani 81 laboratuvarın bir tanesinde bile her şeyin düzgün gittiği bir laboratuvar tespit edilememiş. Havalandırmanın olmadığı %95, kimyasal güvenlik formunun olmadığı %95, yangın önleminin %94, kişisel koruyucu donanım eksikliği çok önemli, göz yaralanmaları, solunum sistemi yaralanmaları açısından %92.5, sağlık muayeneleri %86'nın yapılmamış, periyodik sağlık raporları %82'sinin yok. Şimdi diyoruz ki bu diş protezi yapım işleri ihaleden çıkartılmalıdır. Yani bu insanların bizim de bu ihalenin alınan laboratuvarlar hakkında fizyolojik yeterliliklerinin, fiziksel yeterliliklerinin olması açısından müdahale etmemiz şarttır. Şimdi yeni yapılacak ihalelerde dezenfektanlar, ölçü alım maddeleri, kaşıklar, maşıklar hepsi bu laboratuvarlara yükleniyor. İş daha da karmaşık hale gelecek. En düşük teklifi verene işin verilmesi olayı ortadan kaldırılmalı. İyi bir maliyet, kişisel ekipmanların olduğu, herkesin sağlıklı koşullarda çalışabileceği, nitelikli sağlık hizmeti yapabileceği, belli sayıda iş yapabileceği, ona göre eleman çalıştırılacağı şeklindeki bir en düşük teklifi verene iş verilmesi olayı ortadan kaldırılmalı. Maliyeti düşürmek adına kalitesiz malzeme, uzun çalıştırma süreleri ve kayıt dışı çalıştırma olmamalı. İş yüküne göre tek bir laboratuvardan alınan hizmet kaliteyi düşürüp önlemlerin alınmasını, uygulanmasını güçleştirmekte. Az önce de söyledim, ihale sisteminde ruhsatlı laboratuvarlar dışında başka bir şart aranmıyor bugün. Oranın fiziksel bina durumu, havalandırma vesaire gibi şartları incelenmiyor. İhaleyi veren kişinin de bunları mutlaka göz önünde bulundurmasıdır diyoruz. Kişisel korunma ekipmanlarının sağlanması, kullanılması çok önemli. En ucuz veren iş verilmesi kaldırılacak. Mağlubiyetli belirlenenlere çalıştırılmayacak yasal hakları verilmeli ve emeklilik vesaire gibi diye bir kısa özet yaptım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.